Merhabalar, ben Satır Melek üzerinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz sulu köfte. Sulu köftemizi isterseniz yemek olarak, isterseniz de çorba olarak tercih edebilirsiniz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 150 gram kıyma, 1 adet yumurta, tuz, karabiber, pul biber, 1 çay bardağından 1 parmak eksik köftelik bulgur, 1 adet kuru soğan rendesi ve 1 yemek kaşığı da kuru maydanoz kullanıyorum. Köftemizin bütün malzemelerini koyduktan sonra da çok güzel bir şekilde yoğuralım. Yoğurma kısmında dakik olarak her kişi de farklılık gösterir. Tamamen sizin gücünüze bağlı. Çok güzel bir şekilde yoğuralım. Köftemin yoğurma işlemi bittikten sonra bir 15 dakika dinlendiriyorum. O kısımda da eşimin köftesini yoğuruyorum. Bir kaseye birazcık su koydum. Hemen etimden büyük bir parça alarak ara ara elimi suya batırarak misket büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Bizim evde genelde bütün yemekler iki tencere kaynar. Soğanlı soğansız olarak eşim yemediği için kendiminkini yaparken de eşiminkini dinlendiriyorum. Bütün köftelerimi misket büyüklüğünde küçük küçük parçalara bölüyorum. Köftelerimin hepsini küçük küçük parçalara böldükten sonra avucumun ortasına ara ara nemlendiriyorum ve ikişer ikişer bu şekilde avuç ortalarımda bu şekilde yuvarlıyorum. İki köftemi de yuvarladım. Pişmek için hazırlar. Tencereme 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yarım yemek kaşığı da un ekliyorum. İsteyen un katmayabilir. Ben çorbamın suyuna birazcık yoğunluk katsın diye un katıyorum. Unumun kokusu gidene kadar birazcık kavuruyorum. Yaklaşık 1 dakika unumu kavurduktan sonra yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Ve salçalarımın çiğliği geçene kadar kaşığımın arka tarafı ile eze eze bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra da üzerine suyunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledikten sonra tekrardan bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Çorbamızın suyu kaynadıktan sonra da köftelerimizi içine atalım. Köftelerimizi ilk koyduğumuz zaman çorbanın dibine çökerler, pişmeye yakında yukarı doğru çıkarlar. Bu şekilde piştiğini anlayabilirsiniz. Köftelerimizi şöyle karıştırdıktan sonra da kapağını yarım kapatarak kaynamaya bırakıyoruz. Söylemiş olduğum gibi köftelerimiz pişmeye yakın bu şekilde yüzeye çıkıyorlar. Herkesin tenceresinin tabanının kalınlığı ve inceliği ve ocağın hızından farklılık gösterebilir. O yüzden şu kadar dakikada pişti diye söylemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi köfteler böyle yukarı çıktığı zaman piştiğini anlayabilirsiniz. Daha sonra ocağımı kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Tabaklara böldükten sonra da üzerine birazcık maydanoz koyabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bazıları birazcık limon da sıkıyor. Damak tadınıza uyuyorsa limon da kullanabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın.
Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.